Erkekleri mutlu etmek bu kadar kolay işte ya. E-spor maçlarından daha zevkli izlemesi demişler. Kesinlikle öyle bu arada. Son 4, 3 kişi. Son 2 kişi. Son 1 kişi. Onu da vur oğlum. Onu da vur. Beni de vur kardeşim benim. Canavar gibi yemin ediyorum. Çok merak ediyorum. Hangi rank 9 bronzu yenebilir? Ya bunu yapabilen harbiden oyunun şeyi, oyunu bitirmiş birisi olması lazım bunu yapabilmek için. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün en çok sevdiğiniz, en çok beğenilen içeriklerimizden birisi olan her rankten bir oyuncu vs işte bilmem hangi rank videosunu yapıyoruz abi. Bronzları topladık abi. Bronzlar kendilerine çok güveniyor. Radiant'a kadar hepsini yeneriz diyor. Bakalım gerçekten yapabilecekler mi? Yani içlerinde iyi bronzlar da çıkabilir, kötü bronzlar da çıkabilir. Orası artık Allah kerimdir. Hep birlikte izleyip göreceğiz abi. Başlamadan şunu söyleyeyim, her videomuz olduğu gibi bu videomuza da bir tane videoya like atıyorsunuz ve sonrasında da bir tane yorum bırakıyorsunuz. Yorumunuz ilk 24 saat içerisinde like almazsa editörümüz ilk like almayan hangi yorumu görürse arkadaşlar o yorumun sahibi bizden 1200 Valorant puan ödül kazanıyor. Ödülleri verdiğimizin SS'lerini de ekranda şu anda görüyorsunuz. Discord adımızdan gönderiyoruz hepsini. Bunu da söyledikten sonra videomuza geçebiliriz. Hazırsanız let's go. Şimdi sonunda ilk roundumuza başlayabildik. Gümüş oyuncumuzla başladık. 9 bronza karşı bakalım gümüş oyuncu neler yapabilecek. Çok bir şansı olduğunu sanmıyorum. Ama göreceğiz hep birlikte. Direkt abi, direkt bronzlar gelir gelmez klasikleriyle gümüş oyuncuyu düşürdü. Şimdi beklediğimiz gibi çok bir şansı yok zaten. Ama belki bir round olabilir. Belki bizi şaşırtabilir. Kazanması zaten mümkün görünmüyor. Belki aranızda kazanan gümüşler vardır. Size de şunu söylerim. Discord'umuza gelin. Bu oyuncuların hepsini Discord'umuzdan seçtik. Bir dahaki seferde belki videoları siz katılırsınız. Duyuruları takip ederseniz. Duyurulardan aldık. Oo bir dakika. İkinci round gümüş oyuncu çok iyi başladı. Çok güzel iki kill ile başladı. Burada... Üçüncüyü de vurabilir. Üçüncüyü de vurdu. Esini aldı kaçtı. Gayet iyi bu arada. Aynı anda helal edecek. Helal. Çok iyi. Güzel bence. Fena değildi. Üç kill çıkarmayı başardı. Fena başlamamıştı. Smith'te dursun bir kişi. Ben bir kişi mid bakabilirim. Ben bir de girebilirim. Ben adayım. Fightlara. Şimdi geldik üçüncü rounda bakalım. Üçüncü roundda neler yapabilecek? Reyna gümüş oyuncu. 5 yapan kazanır bu arada. 13 round olmayacak. Hayır. Beyler rushlamayın. Fena değil gümüşe göre bu arkadaşın eğimi. Onu da söyleyeyim yani. Hareketleri falan. Dur lan bu gümüş mü? Biliyorsun ya. Şüpheli ha. Çok şüpheli. Bir kill daha çıkarmayı başardı. Oy. Arka arkaya durmayın.
Burayı gerçekten kazanabilecek mi? İkilini çıkardı. Fena değil. 2. Gayet iyi bir başlangıç bu arada. 3'ü de vurdu. 4'ü de vurdu. Load atması gerekiyor Phantom'ıyla. 5'i de vurdu. 6'yı da vurdu. Oğlum alacak gibi ben. Burada yeni karakter Vice ile klasiğini konuşturdu Zimois ve ilk roundu bronzların annesine yazdırıyor ama gold oyuncu çok iyi başladı gerçekten. Tebrik etmek lazım. Vice aldın. Vice kafa vurdu. Ya. Helal. Abi şu kameram çok karanlık gözüküyor. Kusura bakmayın gerçekten. Bunu ayarlayacağım bir dahaki videoya düzelecek. Bakıyoruz abi. Geldik ikinci roundumuza. Bakalım gold oyuncu bu sefer neler yapabilecek. Shift ile Omen'e kadar geldi. İlk kilini çıkardı. Burada Omen'in arkasına geçti ve çok rahatlıkla Omen'i de düşürmeyi başarıyor. Leon'u da vurdu. Gayet iyi. Bence bir golda göre çok iyi bir çocuk. 1, 2, 3. Dal. Kazanabilir diye düşünüyorum ama. Hatta 3 kişi kaldı son. Bakalım ne yapabilecek. Son kişi. Baba karşı Reyna. Azıcık. Kov sende. Sessiz. Dur susun adam odaklansın sus. Yerleştirildi. Tek tabanca. Ben karşı ne yapabilirim? Ve Klov'u da düşürerek ilk roundu da hanesine yazdırmayı başarıyor gold oyuncu. Harbiden helal olsun, ne diyeyim. Bakın adamı gördüğün zaman hemen kaçın. Gerekirse sahide gitsin, spike vurmaya çalışın. Aynen. Daha rahat keseriz. 9 ayrı yerden piklersek adam birimize sıkana kadar zaten diğerleri... Klov sen şuraya geç. Aynen. Düşürmeyi başardı. Bronzların bir tık akıllı oynamaları gerekiyor. 9 kişiler abi. Tek tek pikleyip ölmemeleri lazım. Hepsinin birlikte oynayıp topluca hareket etmesi gerekiyor. Bakalım yapabilecekler mi? Burada Neon da tek başına çıktı. O da öldü. Astra geldi. O da ölecek. Neon dur beraber pikleyek. Neon dur. Gitme. Oo, az daha vuruyordu burada sucuk ekmek. Sona kalan 5 kişi. Halen daha çok fazlalar ve Reyna'nın canı 81. Sıkıştırıp vurmaları çok kolay olur. Bir tık akıllı oynarlarsa. Burada. Vurmadı bomba. Kursun kurarken çıkın. Ama fake'de çıkmayın, fake'inde çıkmayın. Fake beraber dekarım. Dönüyor mu lan bu? Gekko gitti. Hayır. Vay sende bu iş. Sen yaparsın. Vice'a bakarken adam diğerlerini çıkın. Geliyor. Helalsiniz. Helal lan adam. Evet, burada Hot Snox geldi klasiğiyle headshot'ını atıp ikinci roundu da bronzların annesine yazdırmayı başardı. Bronzlar hızlı toparladı. Oo, kameraya ne olmuş? Pardon. Geldik dördüncü rounda. 5 yapan kazanır arkadaşlar. Sweep play'deyiz. Astra peekleme. İlkili düşürmeyi başardı. Gold oyuncu I am the bad. Yaşı da çok az bu arkadaşın. Üstünde bir de rankı da çok yüksek değil ama gerçekten de çok iyi bir aim'i var bence. İzlesenize şunu. Bitti. Adam dönebilir. Dikkat. Bakalım devamında neler yapabilecek. Ve burada Zimolt güzel bir pozisyon almıştı. Güzel sızmıştı ve burada Reyna'yı düşürerek skoru 3-1'e getirdi. Acaba hangi rank kazanacak abi burayı? Çok merak ediyorum. Hangi rank 9 bronzu yenebilir? Ya bunu yapabilen harbiden oyunu bitirmiş birisi olması lazım bunu yapabilmek için. Geldik 5. round. Ve burada defans kısmına geçti Reyna. Ve defans kısmında çok daha işi zor. Çünkü bronzlar bombayı alıp grup üstüne 40 saniye içerisinde gold oyuncunun hepsini vurup bombayı çözmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek mi bakalım. Çok zor gözüküyor şu an. Bronzlar inanılmaz iyi de almışlar haritaya. Koş. Bakalım devamında. Bir kill daha düşürdü. Astra geldi. Birazcık hasar vermeyi başarıyor. 67 cana kadar düştü. Canını fullledi ama Omen burada. Arkadan geldi ve sağ klik atarak rahat bir şekilde gold oyuncuyu düşürüyor ve skoru 4-1'e getirdi. Kazanmasa bile diğerleri bu nasıl gold demeyecek herhalde. Yani yorumlarda demezsiniz herhalde. Bu nasıl gold abi? Demezsiniz bence. Çünkü çocuk harbiden iyi oynadı. Geldik arkadaşlar.
6. round'dayız. Bu round'u da bronzer kazanırsa bitirecekler ve burada Gökomanski arkalayarak Reyna'yı düşürüyor ve 5-1 ile Gold Oyuncu'ya karşı büyük bir üstünlük sağlayarak kazanıyorlar. Ama Gold Oyuncu'yu tebrik ediyorum bir daha dediğim gibi. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Plat oyuncumuza bakalım o neler yapabilecek. Let's go. Plat oyuncu geldi. Hey Plat oyuncu, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sema abi, ne yapıyorsun ya? Şükür Allah abi, sen ne yapıyorsun? İyi, kazanır mısın? Vallahi bilmiyorum. Güveniyor musun? Daha önce denemiştim, o zamanlar oyunu bir ay falan ara vermiştim de. Bu sıralar Hasan abi sağ olsun aktif bir şekilde oynuyoruz. Sen güvenmiyorsun kendine ya sanki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Diğer platlar sana küfür etmesin. Onu sağlasan yeterli bence. Kazanmasan da olur. Hadi bakalım. Neyse de hepsini yok ederim. Hadi bakalım. O ne diyor ya bu? Şimdi geldik arkadaşlar. Plat oyuncumuza Elo'yu biraz yükselttik. Şu an çok daha iyi bir gameplay bekliyorum ben Plat oyuncudan. Çünkü Plat gerçekten iyi bir rank sayılır bana göre. Elinde de Vandal'ı var. İyi şeyler yapması lazım. Üçüncü kill'ini çıkarmayı başardı. Geri kaçtı. Gayet iyi. Şu ana kadar fena gözükmüyor. Reload atması gerekiyor. Reload atabilirdi bence. Bir kill daha çıkarmayı başardı. Bir kill daha çıkardı. Çok iyisin. Gayet iyi oynadı. Kaos'u güzel kontrol ediyor şu an ve sona iki kişi kaldı. Galiba kazanacak gibi. Gördük adamı, hep böyle tek tek gittik abi. Hep aynı anda gideceğiz böyle. Oldu gibi. Oh diye gitmemiz lazım, anladınız mı? A'ya girdi. Bombayı kurduktan sonra Gökomanski onu yakalayacak. Gökomanski biraz hasar vermeyi başardı. Gökomanski çok tehlikeli bu arada ya. Oo, burada Benten mi? Geldi ve Tindex'i düşürerek ilk round'u bronzların hanesine yazdırıyor. Güzel gelmişti buraya kadar ya. İyiydi, fena değildi. B'ye shift'li yürüyor. Bilecek merkeze çok zor gözüküyor. Şu an çok iyi pozisyon almış durumda bronzlar. Abi burada yapacak hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu valla. Kazanır mı acaba ya? Çok merak ediyorum. Kazanabilir mi? Bir çözse biraz sorunlarını, kazanabilir mi? Okey, geldik. Üçüncü round. Yine ultisini açtı. Yine elinde Vandal'ı var. Yerini belli etti şu an ve bronzlar da direkt arkalamak için yola çıktılar. Device'ı da düşürdü. Ship geldi. Şurası işte. Helal lan sana. Arkamda Clover mesela almış biliyor musun ya? Çok kilitlendi bana ama, direkt kilitlendi. Son iki kişi kaldı. Beyzden B'ye dönüyorum. Kırsan o körü kanka. 30 seconds left. One enemy remaining. Reyna aldın hadi. Git Beyzden, git Beyzden. Bombayı kurdu ve son bir kişi. Bakalım kazanabilecek mi? Alırız ya bu maçı. Şimdi geldik 3. rounda ve deminki roundu kazandı. Tepki veremedim kameraya takıldığım için maalesef. Bakalım bu roundu da kazanıp skoru eşitleyebilecek mi? Kötü bir zamanlama, kötü bir zamanlama ama durumu kurtarabildi. Kısımdan gelenler var. Oo, çok güzel pozisyon değişti burada. Ama maalesef, ah ulan. Durumdan, her bir durumu çok güzel kurtardı ama sonrasını getiremedi maalesef. Enti diyelim. Gold'daki aynı taktik, Gold'dakiyle aynı taktik. Aslı. Beyler biz ses yapacağız. Hadi canım benim. Ses yapacağız. 3 kişi. Tamam 3 kişi. Hayır 3 kişi fazla. 4 kişi aşırı fazlayız. Geldik 5. round arkadaşlar. Şu an Tindex defans kısmına geçti ve bakalım neler yapabilecek. Gösterme. Vice. İnanılmaz zor bir görev ama kazanabilir mi? Sıra düşürdü. 7 ve 1 şu an pozisyon. Midden gelen var. Bak Neon'la birlikte biz de pekliyiz. Evet, arkasındaki
Arkasındakini gördü. Çok güzel. Şu an bir kazanma ihtimali var gibi. Ama hızlı oynaması lazım. Bomba patlayacak. Spike oynayın. Spike oynayın. Evet. Beşini gönderdi. Birini de düşürdü. Ama çok geri kaçıyorsun. Çok geri kaçıyorsun. Zaman yok o kadar. O kadar zaman yok maalesef. 4-1 abi, 4-1. Pret oyuncu da yapamıyor. Çok zor. Gerçekten çok zor. 9B'de. Direkt 9'dur. Hadi. Abi direkt 9 girelim. Ben hiç SMS yapmadım. Gelin zaten bitten oynayacak. Hadi bence B girmeyelim ya. Ama shift'le girelim bakın. Shift'le. Aynen shift. Herkes shift. Spray atmayın. Shift dedik de koşun ya. Daha iyi oynadın ben işim arttırma. Hadi koştunuz zaten. Girin artık. Abi çok zor ya gerçekten. İnanılmaz zor bir görev. Özellikle defans tarafında çok zor bir görev. Evet. Geçiyoruz elmas oyuncuya arkadaşlar. Plat oyuncumuz da 5-1'den yukarı çıkamadı. Bakalım elmas oyuncu neler yapabilecek. Okey geldik arkadaşlar elmas oyuncuya. Bakalım elmas oyuncu kazanabilecek mi? Elmas gerçekten iyi bir rank ve elmas oyuncunun kazanma ihtimali de çok yüksek. Mermi değiştirdi. Gekko gel. Tamam adam elbow'da beyler koş. Şu an sesimizi aldı bu anda. Abi. Neyse. Unlucky diyelim buna. İlk round hiçbir şey yapmadan alıyoruz zaten. Bunu unlucky diyoruz. Yapacak bir şey yok. İkinci round'dayız. İkinci round'da çok hızlı başladı Black White. 35. İzmirli galiba arkadaş. Buradan bütün İzmirlilere selam olsun. Onu da söyleyeyim yani. Canımsınız bu arada. Ayy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 y
de bir şey yapamıyorum. Elimizde yok, elimizde yok. Umarım heyecanlıdır diye böyle oldu. The hunt begins. Gel. 104 yedi, 104 yedi, 104 yedi. Rambo Samet sessiz. Geri döndü. Bak beyler. Ben biraz sessiz olun da duyak ya. Tamam da. Bir tık eğiminden şüpheliyim arkadaşın. Elmas'a göre biraz zayıf kaldı gibi ama bilmiyorum yani. Şimdi günahına da girmek istemiyorum. Belki heyecanlıdır dediği gibi. Göreceğiz abi. Ben size gidin. Ben de onu olmaz. Kalayım burada. Be. Dördüncü kill de çıkardı. İyisini de atmayı başarıyor. Evet abi, burada arkadan gelen Gökomanski. Bilmiyorum vallahi, yorum sizin. Ben bir şey demeyeceğim. Biraz şaşırttı ama. Yani beklediğim gibi değil şu an performans arkadaşlar ama heyecan vardır. Evet. Arkadaşlar atar gider klasik kullanıyoruz, çektiğimiz yeter yani, anladınız mı? Geldik 4. rounda. Blank White. Bu sefer Phantom tercih etmiş. Bunu çıkardı. İkinciyi de vurmayı başardı. Üçüncüyü de vuruyor. Arkadan yine gelen bir bronz oyuncu vardı. Onu da düşürdü. Ace'ini de attı. Vallahi 6'yı da vurdu ama Gökomanski yine affetmiyor ve 4-0'lık bir skora getirdi bronzları. Bronzlar elmasla hiç doğrulanmıyorlar abi vallahi. Geldik ikinci yarıya, bakalım burada kazanabilecek mi? Çok daha zor defansta iş biliyorsunuz. Oy. Hepsini ipe dizdi. Evet, burada kötü bir zamanlama ve Osmoksa klasiğiyle bronzlara 5-0'lık bir galibiyet getiriyor. Geçiyoruz şimdi yücelik oyuncuya, sonrasında Immortal ve sonrasında Radiant'ımız var. Let's go. Evet, geldik arkadaşlar yücelik oyuncuya. Yani yücelik oyuncunun da burada artık en azından bir 3 round almazsa bir tık beni üzler. Gel şuraya, gel ko. Ayy be. Koş. Evet, altta battım, döndük. Ne oluyor oğlum? Korkudan öldün sanki. Üçüncüyü de vurdu. Yücelik oyuncu direkt bombaya çöktü. Vuramadan biri geldi. Oo, çok iyi. Helal.
Gayet iyisin oğlum. Son 4 3 kişi. Son 2 kişi. Son 1 kişi. Onu da vur oğlum. Onu da vur. Beni de vur kardeşim benim. Beni de vur. El oğlum sana Guards. Guards ilk roundunu kazanmayı başardı yücelik olarak. Hadi abi geldik ikinci round. Guards bakalım kazanabilecek mi? Be. Bir kill. Çok iyisin oğlum. Saldır. Arkan. Oğlum sorunu sağını kontrol et. Çocuğum benim ya. Şimdi A'dan B'ye uzun otobüs yolculuğu. Helal. Zincirli bıçaklarla oynamak olmuyor bu iş. Üçüncü round'dayız. Arkadaşlar karım çay getirdi o yüzden kamerayı kapattım. Kusura bakmayın. Eyvallah, teşekkürler. Evet. Evet. İlk killini aldı burada. Beyler midin adamlara gireceği yerleri kapatalım. Mide gitmeyelim de. Mesela. Ooo Gökomaski sağ kiliklerin kralı. Bu çocuk ne yaptı lan böyle bu Gökomaski? Kill rock etmen oğlum. Helali be. Her seferinde bu vuruyor oğlum millete. Beyler çayım geldi Allah'a şükür. Evli olmak çok güzel bir şey. Karımı çok seviyorum. Karım seni çok seviyorum. Kalp atıyorum sana burada. Right. Videolarımı izlemiyor ama olsun. Right. Olsun ya beyler. The hunt begins. Belki uyanırız bir sahilde. Dur konuşma, uzat ellerini sahilde. Burada bir topaş montaj, kill edit. Okey. İki. Gayet iyisin oğlum. Hadi oğlum 2-2 yaparsın. Plan saldırı nasıl kanka? Alsın plan saldırı. Arkam var kardeşim benim. Abi yok, mahvettiler çocuğu ya. Kendisine gidiyor, karambole sokuyor o yüzden. Evet, ikinci yarıdayız. Abi biz bu çocuğa nazar mı değdirdik? Ben anlamadım ki. Bu çocuğun en büyük hatası ulti açmıyor ya. O yüzden böyle oluyor hep. Bir mermi ölecek. Oha. Oha. Vur oğlum. Oha. Vur oğlum. Oğlum bu adam mermiyi bölüyor. Canavar gibi yemin ediyorum. Bunu da vur oğlum. Çok iyi son. Bir de zinciri çıkar bakayım. 3'e bas, 3'e bas zincir çıksın. Hadi oğlum. Sinirlendi. Hayır. Herhalde kaybetmeyeceksin abi. Ama Gökomanski belli olmaz. Gökomanski. Yemin ediyorum Gökomanski çok tehlikeli bir oyuncu. Az daha vuruyordu. Çok az daha vuruyordu. Evet. Guards ikinci roundu hanesine yazdırdı yücelik olarak. Bakalım maçı çevirebilecek mi? Ben midden bakıyorum. Beyler birlikte girelim. Tamam, çalışıyorum. Geldik abi. 4. rounddayız. Daha mermi tutturamadım maalesef. Yanında çok az kaldı. Çok iyisin. Arkan var. Arkan var ne olur. Hayır. Biz 3 kişi mi gelelim kanka ya? Hadi çevirirsin sen. Harbiden çok iyi bir oyuncusun. Hadi oğlum. Çok iyi. Gayet güzel kill. Çok iyisin oğlum. Ama dönecekler. Dönecekler. Biliyorsun hissettim. Vurdu bile bro. Geldim oh be. Geldim. Kaybola baktı biri. Nerede adam bu arada? Bunu da hissetti bu arada. Çok iyisin oğlum. Hadi aldın oğlum hadi. Bir de böyle karakterleri gizleteyim. O yargılayanlar var ya onlar görsün bakayım kolay mı değil mi? Helal be. Abi biz neyiz ya? Bu yaptım arkamı açmış. Ve burada arkadaşlar bronzlar Yüceli'ye de acımadılar ve 5-2 skorla Yüceli'yi de yenmeyi başarıyorlar. Rupixi. Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Güveniyor musun kendine? Yani en sonkinden sonra bayağı hırs yaptım ama güveniyorum. Hadi inşallah. Bu karar olacak bakın demiş. Bak görüyor musun Rupixi güveniyorlar sana. Güvenmesinler korkuyorum. Arkadaşlar bir şey diyeyim 5-0 ya. Hadi başla. Ya. 5-0 hayırlı olsun. K
Kapılara bile yüzüne kapandı çocuğun. Bu niye böyle oldu? Geçemiyorum ben. Bazı kapattı. Dur. Açacak dur. Lan bir bekler misiniz? Oyunum çöktü. Sakin ol şu reis. Ben en son Diamond olarak katılmıştım. Çok hırs yaptım. İmmo'ya çıktım. Harbi mi? Evet. Bir daha kaybedecek şimdi. Bir daha kaybedeceğim. Bu sefer Radiant. Bence sen o oyunu bırak direkt. Evet şimdi. Geldik Immortal oyuncuya. Bakalım Immortal oyuncu kazanabilecek mi? İlk killini almayı başardı. Sonrasında nereye yapacak? Birlikte göreceğiz. İki kill. Oy birden geldi. Şu dördüncüyü de vurmayı başardı. Bıçak atmayı deniyorlar. Omen. Bıçağı boş ver kanka. Omen ne yapıyorsun Emre ya? Ama yapamayacaklar gibi duruyor çünkü. Şu ana kadar Lübix'i affetmiyor ha. 4 kişi kaldı karşısında ve... Uzaktan piklerseniz Vandal var elinde her türlü alır. Yardım edin burada, yardım edin burada. Sadece 30 saniyesi kaldı, bombayı kurması gerekiyor ve hepsini vurması gerekecek. Okay. 16 saniye ve bomba kurulması gerekiyor. 10 seconds left. Burada Omen'i de düşürerek Immortal oyuncu ilk roundu kendi hanesine yazdırmayı başarıyor. Okey, gayet okey başladık. %100 alacağımız maçı verdik abi. İkinci rounddayız bakalım. İkinci round. Bronzlar daha farklı oyun sergileyecek mi? Bronzlar şu an daha safe oynuyorlar gibi. Hep birlikte A'ya stack atmışlar. Biraz mid'e döndü. Mid'den bir kill çıkarmayı başardı. Göstermeyin beyler. Jumpscare yedim beyler. Saldık oyuncu. Oh lan az daha. Çok yakındı, çok yakındı. Ucuzcu. Helal be. Helal la. Abi. Öpücük verdiler yemin ediyorum. Çok korkutucu bir pozisyon ve bronzlar ikinci roundu, birinci roundu kendi hanelerine yazdırıyorlar. Bir birlik skor var şu an. Eşitlik sağlandı. Bakalım devamı nasıl olacak? Şu an daha çekişmeli gidiyor maç. Evet, Lupix'e bakıyoruz abi. Flash'ini attı, pikledi. Önünde kimse yok şu an. Rahat ilerleyebilir ama... Hızla yapıp plant alacak. Bronzlar yine temkinli oynuyorlar. Yine bir... Burada setup kurmuşlar kendileri için. Özellikle side arkasında gerçekten şu an korkutucu bir durum var. Bakalım girecek mi buraya Lupix'i? Flash'ini attı. Pick'ini denedi. Oo, burada bir headshot geldi Clove'a. Gayet iyi. Arkadan gelen... Yoru vardı. Yoru'yu da düşürmeyi başarıyor Klesi ile birlikte. 6 kişi kaldı demirlerden. Klov'un canı çok az. Reyna sen buraya bak. Bakalım demirler, bronzlar kazanabilecek mi burayı? Dönmeyi de tercih etmiyor şu anda. Klesi burada. Galiba oynayacak gibi. Aa çok güzel bir karar. Çok iyi bir karar aldı burada. O ama burada Hostnox affetmiyor Klesi ile iki tane headshot'la Lupix'i düşürerek ikinci roundu da bronzların annesine yazdırmayı başarıyor. Yine tek oynama artık. Üçüncü rounddayız. Dördüncü round Lupix'i itten oynamayı tercih ediyor. Aslında fena bir tercih değil ama çok yavaş, çok yavaş oynuyor. Bronzlar da ses vermiyor. O yüzden işi çok daha zorlanıyor. Buraya dönebilir, dikkat. Ne o? Hey. Arkasından ordu geliyor yemin ediyorum. Bıçak deniyorlar ama ya. Allah helal olsun. Ne bileyim. İkinci yarıdayız. İkinci yarı çok daha zor her zamanki gibi. Şu an bronzlar hepsi bombayı dalıp A'ya çok rahat bir şekilde girdiler ve şu anda City'den A'ya doğru yöneliyorlar. Fight planted.
Yoruyu da düşürdü. Burada arkasında biri var mı? Yok. Mid'den gelenler var. Kazanması çok zor gözüküyor. Ama kazanabilir mi? Çöz hep birlikte bakalım. Ve burada Samet Aslan klasiğiyle Immo'yu düşerek 4 birlik skora getirdi maçı. Arkadaşlar bu round son round olabilir Immortal için. Bronzlar bu roundu kazanırsa bir de çıktı. Lupix'i ama bronzlar da ağda mangal yakıyorlar. Mangal yelliyorlar arkadaşlar. Lupix'i şu an halen daha B'de. B main'i kontrol ediyor. Evet bomba kuruldu. Bakalım Lupix'i hepsini vurup mangalı söndürebilecek mi? Evet burada bronzlar bıçak atmayı deniyorlar. Atabilecekler mi? Atamıyorlar. Çok zor çünkü. Evet arkadaşlar burada bombanın patlamasına da saniyeler kaldı. Lupix'i var ya diyor ki ben sana bıçak yedirtme, yemem diyor bıçak sizden diyor ve hakkıyla da bıçağı yemedi. 5 birlik bir kayıp yine. Bir round aldı, fena değildi. Bilmiyorum. Enti diyelim yani. Şimdi arkadaşlar Radiant olarak yanımıza Movki geldi. Şu an güncel rank Immortal olsa da kendisi Radiant'a kadar çıktığı için ve gerçekten kendisini bildiğim, eğimine hakim olduğu için esporla da ulaşmış birisi. O yüzden emin olun Radiant'lardan çok daha iyi bir performans göstereceğini inanıyorum. Bakalım peki bronzlara karşı kazanabilecek mi? Radiant Elo değil kardeşim burası. Bak burası bronz Elo, burası bronz cehennemi. Tamam mı? Vallahi korkutuyor abi. Hadi tabii korkutacak oğlum. 9 kişiler. Hadi başlat. Hadi başlat. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çok çok güzel bir maç döneceğine inanıyorum. Sanıyorum Movki'nin hatta kazanabileceğine çok büyük bir inancım bulunuyor. Bakalım bu seride en azından bir kişi burayı kazanabilecek mi? En azından 3 round alabilirse bile bence çok büyük bir başarı olur Movki için. 3 round bile alamadılar çünkü daha. Ama kazanabilir bence ya. Güzel bir emot, güzel bir emot. Hadi bakalım. Bu da shiftle çok sakin bir şekilde ilerliyor. İkinciyi çıkarmayı başardı. İkinciyi de vurdu. Gayet güzel ultisini açtı. 5'ini attı, side'a girdi. Çok özgüvenli bir şekilde. Üçüncüyü vurdu. Okey isin oğlum. Birini daha düşürdü oğlum. Canavar eğim. Kazanır mı? Oo, ona da hiç attı gider ayak. Çok iyisin oğlum. Bombayı kurabilir şu anda. Çok iyisin oğlum. Mahvediyor, parçalıyor. Çok rahat, çok profesyonel. Ve burada 10. kill'ini de vurarak round'u kazanmayı başarıyor burada Movki. Let's go. Vallahi diyorum bu çocuğun öyle bir inanılmaz bir eğimi var ki bakın arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en ama en iyi eğimlerden birisi bak. Şu an demin gösterdikleri hiçbir şey. Orada zaten birazcık uzun zamandır oyuna ara verdi. O da ayrı mesele ama çocuğun çok çok güzel bir eğimi var. Harbi diyorum. YouTube'u falan varsa koyacağım açıklamaya. Gidin bu çocuğu takip edin. İnanılmaz bir eğim bu çocuk ya. Hastalıklı bir eğimi var bunun. You're done. Ama beyni yok. Çakalı da var. Oğlum izliyor musun? Sen nesin lan? Dur. Karakterlerin silüetini kapatacağım. Böyle izleyelim. Çok daha eğlence olur gibi. Ya oğlum adam şiir gibi ya, yemin ediyorum şiir gibi oynuyor ya. Elin olmadılar oğlum. Ateş edemediler, mermi atamadılar. İzliyoruz burada. Hop! O mene bir sürpriz. Selamünaleyküm. Tofaş pik. Abi! Uf ya! Mermisi bitmese... Mermisi bitmese gerçekten onu da alırdı diye düşünüyorum. Enti. Arkadaşlar bir tık nazara geldi sanki ha. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Kick'te canlı yayındayız.
Kick'te canlı yayınlarımızı izleyerek puan biriktirebiliyorsunuz ve biriktirdiğiniz puanları da şu ekranda gördüğünüz ödüllerden hangisini isterseniz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kick platformumuzun da linkini açıklamaya bırakırım. Canlı yayınlarımızı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelebilirsiniz canınızı yerim. Sadece canlı yayınları izleyerek kazandığınız bu puanlarla dediğim gibi ödüllerin hepsini alabiliyorsunuz. Tabii ki bu belirli bir süre istiyor, onu da söyleyeyim ama. Bu şekilde. Yani direktmen olmuyor, belirli süre lazım. İkinci kimde çıkardım onu ki. Abi asil vandal ya, yemin ediyorum çok erkeksi bir vandal ya. Son iki kişi, iki tane ömen. Abi parçaladı çocuk, yemin ediyorum. Nasıl bir yayın ya? Tabii. Hile kaba diyorlar. Bu hangi rank? Radyanit. Oha! O ne? O ne oğlum? Evet arkadaşlar, geldik defans kısmına. Defans kısmı çok daha zor. Defansta Mofki kaybedebilir. Hatta büyük ihtimal kaybedecek diye düşünüyorum. Çünkü bombayı çok hızlı kuracaklar gibi. Ama Mofki'nin kafası da çalışıyor diye düşünüyorum ya. Zamanı çok çok az. Hepsini vurup üstüne bir de bombayı çözmesi gerekiyor. Abi her yerde adamlar var. Her yeri kontrol ederek gittiği için süresi azalıyor bu şekilde. Evet burada X-Netic çıkarak Mofki'yi düşürdü ve skoru 3-3'e getirdi. Defansta o 2 round'u kaybetmeseydi şu an kazanabilirdi bence. Ama şu an defans kısmında kaybetme ihtimali de çok yüksek arkadaşlar Mofki'nin. Bakalım nasıl olacak. Eğlenceli. Fikirle başladı buraya. İyi bir başlangıç diyebiliriz. Üçüncü kill'ini almayı başardı. Şu an bombayı aya götürdüler. Bu sefer daha hızlı gitti. Şu an kazanma ihtimali daha yüksek. Çok güzelsin. Son 4 kişi. Hadi kazanırsın Mofki. Oh! Ne? Dönüşe bak. Don't rush me. Oğlum hadi çöz. Yetişmedi. Oğlum bari yarılısaydın ya, yerini biliyordun zaten. Ah ulan. Ah ulan. Yerini biliyordu oğlum, yarılayabilirdi ya. E-spor maçlarından daha zevkli izlemesi demişler. Kesinlikle öyle bu arada. Bastı bir sesle. Evet geldik arkadaşlar, 8. round'dayız. Evet burada Göko Maski. Valla evet Göko Maski burada sağ kriğini atarak Mofki'yi düşürdü ve 5-3'lük skorla bronzlar yine kazandılar. Selam. Ama bu sefer gerçekten enti ya. Gerçekten enti diyelim. Abi City çok zor ya. City çok zor. Bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Eline koluna sağlık. Bir şey demiyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederiz Mofki. İyi dörtlemeye çalıştım da olmadı. Güzel şeyler izlettin bize. Ben teşekkür ederim. Okey. Bir bronzlarla sağlaşalım. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Harbi iyi oynadınız. Göko Maski hanginiz? Göko Maski. Benim abi. Göko. Şerefsiz seni ya. Göko benim abi. Geko benim. Abi 8 kill aldım vallahi. Vallahi 8 kill aldın. Ödül abi yok. Orada attım ödül ödül yok arkadaşlar. Ödül yok. Abi teşekkür. Neyse. Ay kurtarmasın. Abi 50 VP ya. Beyler öpüyorum sizi. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Abi, söylemek abi, istediğiniz abi, bir şey var mı video? Selam söyleyin abi, söyleyin. Vallahi evet. Kime isterseniz söyleyin. Evet. Ben de. Abi Mert'e, teyzemin oğlu Emre'ye, abi ben buradan Binal'a selam söylüyorum. Ben buradan Kuzey Demeli'ye selam söylüyorum. Herkes beğeni atsın, abone olsun. Herkese. Sizin için yapıyoruz her şeyi. Allah'ın her şeyi görüşürüz. Arkadaşlar bakın sizin için
Sizin için Rabia'mı yendik yani. Ayıplanır edenmez ya. Sigma ya. Sigma ya. Adam bize bir çaktı. Allah'ım öyle bir one tap yemedim ben. Emek var emek. Abone okay. ol like at. Emek aynen. Abone ol like at. Arkadaşlar bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir video oldu. Bir dakika orada görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şarjı gözlerin alev yine içimi yakar. Şarjı gözlerin alev yine içimi yakar.